Rengi sarı. Sarı değil. Sarı yani. Yani sonuçta sarı renkten yaptırmışlar basın kartını. Sarı. Şey sahte mi? Sarı basın kartı diye geçiyor. Ama özde değil, o da sözde. Evet. Hani bunları anlatırız, konuşuruz. Bir siyasi partinin ilçe başkanıyım fakat parti binam yok. Başkanım. Yönetim kurulu üyelerim yok. Başkanım. Bu sözde değil özde diye başlık atarız. Ben sözde değil özde var diyecekler. Bak, adam o bölümü şuraya. Şeydeki akşam çektiğimiz o bölümü koyabiliriz ama bak. Bir bölüm var orada. Telefonu mu? Telefon mu? O zararsız, onu koyalım mı peki? Olabilir. Ya şey, onları da böler montajda bu dediğimiz şeyin içine atarız. Evet. Akşamdan akşama endikemle çektiklerimizi anladın mı? Birçok kısmını kimse anlamaz zaten ya. Şimdi orada diyor ki topladılar mı diyor Kökay diyor. Kim ne anlar şimdi onu? Togo'yu da tarif ediyordu. Bak Afrika haritasını yapıyordum ben. Togo bunu diyor. Millet haritaya baksın diyecekler doğru. İyi alt dişlenme olmadığı fark edilmiyor. Ona dikkat ettim hep ben gülerken. Şeyiniz, çeneniz böyle içeriye doğru yapılıyor. Yani firavun çenesi derler. Öyle mi? Hı-hı. İşte bu üçgen ve köşeli olduğundan hep buramdan yiyorlar. E bu çeneden yemiyorlar Zafer. Uzadı. Bile. Yönetim kurulu üyem yok. Partim yok. Partimin flaması bayrağı yok. Partinin telefonu yok. Cep telefonum yok. Sözde değil özde o da. Şey, özde değil sözde o da. Hani özde değil sözde diye bir başlık atarız. Şey, sizi destekleyenler kimler falan. Hani. Ya kadınlar kolu başkanının fotoğrafını iyi ki değiştirdi. Böyle bir fotoğraf çıkmış. Ercan yani. Başkanı destek tüy gibi diyor. Evet. Ya işte değil mi? Sahte oyuncular hayalidir seni. Kadir Has Üniversitesi'nde araştıracağız Ercan Çakır'ı bilenler var mı diye falan. Kadir Has Üniversitesi. Şu an üniversitenin kapısındayız. Ben ayarlayacağım bak. Şey, Kenan Işık'ı falan da ayarlayacağım ben. Görürsünüz. Dön. Allah'ını seversen. Yemin ederim bak, görürsünüz. Bu sanatçılar, patlayacak. Sanatçılarla tamam mı? Uyar. Kadir İnanır'a ulaşabiliyor ben musun? Ben TV'ye bir de alacağım kameraya, sen gör şimdi. Bak. Kadir İnanır'la konuşma şansı var mı? Sana çok, bizim Ercan Başkan'a çok benziyorsunuz Kadir Bey böyle falan. Kanka ne zaman yapacağız bu ödevi? Bu ödevi diyeceğim hani kendimize yapıyoruz. Şey de olur yani. Güzel bir proje olacak yani, anladın mı? Proje amatör çekim. Amatör çekim değil, tamamıyla profesyonel, ben yönetmenim. Yok, bir şey demek istiyorum, hani o ders notu olarak vermeyeceğim onu sen üniversiteye. Ya aynı zamanda da kullanacağım bunu bitirme notum olarak. Yani sonuçta yani onu diyorum, üniversiteye de girmiş olacağız. Onu da yüklerim ben yolda. Açıktan sınıfınızda geçersiniz inşallah falan. Ercan Çakır'ın olduğu şey yerde. Face'ten hani o video görüntüsü var ya. Oraya böyle zoom yapacak bilgisayardan, tamam mı? Evet. Oradan bir kız çıkacak işte, tamam mı? Başlayacak konuşmaya. Hadi. Ercan'ım benim falan. Ay öyle yapmayın, yapmayın öyle. Yengeyle kapıştırmayalım sana. Yok, kimse bilmiyor ki benim adreslerim olduğunu. Hani dükkana resim çıkmaya geleceğiz ya, hiç öyle facebook falan muhabbeti yapmıyorum. Hakikaten. Merak ettiğim bir şey var size dair, ciddi olarak yani. Açarım. Daha önce ne iş yapıyordunuz hani? Ne istemeye çalışıyorsunuz? Ben hariç makine operatörüydüm. Ne? Gazeteciye cevap veriyorum. Hiç alakası yok değil mi? Nereden makine? Ağır iş makine operatörü. Kum gemilerini boşaltıyordum bir işten. Çıkarın bir makinede, onu da çekimini yaparsın çalışırken böyle. Nerede? Herhangi bir kum deposunda. Kamyon gemilere falan yüklüyorsun. Ve sonra o operatörlük yaptığım yıllarda kendimi sosyal yaşamın içerisinde buldum. Sanat, siyaset, spor, basın, magazin, aktüel hepsi bir bütün içerisinde. Orada bir altyapı temel eğitimimi almış oldum. O tarihlerde şimdiki söylendiği gibi stand-up diyorlar ya, o stand-up'u ben tek başıma yapıyordum 80'li yıllarda. Nerede peki? Pendik'te. 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 Pendik'in hangi bölgesinde yani? Merkezi. Merkez. Atatürk Caddesi, Atatürk Meydanı'nda. Şey, her yerde var şey, ya. Şey, Barbaros Fulları'nda bu akşam anlatıyor. Dinleyen gelsin diye. O şekilde. Yani ciddi olarak çok yani iyi bir mizahi yeteneğiniz var. Gerçekten. Yok ama gerçekten bunu kapa kapa eğitimini aldım. Yani ben tiyatrocularla bir aradaydım. Mesela hangi tiyatrocular örneğin sen? Sonra kaset teklifi aldım. Şahin Özer'den. Şahin Özer'den? Tabii. Çok ilginç. Ondan sonra... İnanmıyorum.
Bayern Münih futbol oynadığım yıllarda transfer teklifinde bulundu. Çok iyi. Ama şey, kamera karşısında biraz ciddileşiyorsun acaba. Yani şey, o zaten onu yapıyor bile. Güleceği zaman ciddileşiyor ve öyle bakıyor. Yani. Ama kayıtta olan bir kamera yok yanında. Kamera kayıtta değil yani. Yer koymuş onu öyle şovun. Onu bile yeni fark ettim. Ben belinde zannediyordum onu. Çekmiyor. Kapalı ki kamera. Açsana dana. Aklıma bile gelmedi ben. Kaçıyorsun esprileri. Dinliyorum ben burada, ne uğraşacağım. Canlısı var burada. O sinirinin gerçek yüzü. O halkın başkanı. Eyvallah. Sağ ol. Ama tıraş olmuş. Bir şey sormak istiyorum. Ercan Çakır deyince aklınıza ne geliyor? Ercan Çakır deyince bazen çok iyi. Bazen çok agresif. Hemen bazen de çok cins. Hemen al abi. Al kamerayı. Hemen. Ben gerçekleri söylüyorum. Bazen şeker gibi de bazen de çok cinsli. Beni bir kere polis etmiş. Bak kaçırıyorsun. Genel olarak. Genel olarak kimseye zararı olmuyor. Ben kendi halinde. Kaçtı. Kendi halinde yaşayan. Peki oyunuzu kime attınız? Oyumu Çakır tabii ki. Tabii ki Çakır. Eyvallah. Kaydettin değil mi? Kod adı 24. Bunu kaydettim. Evet. Kod adı 24. Halkın 24 başkanı. Neden Erzincan'ın plakası oluyor sanırım? Zaten bütün Erzincan o zamanlar jöle yok, limondan şekillendirdik. Başarılı. Değil mi ama? Abi, merhaba. Her neyse, çanta belediye başkanı da limuzin üzerinden çıkarttık. Köyü turattık. Sıra bana geldi. Limuzin peki? Mercedes limuzin. Uzun bir araba. Eski belediye başkanıma etmişsiniz. Yok yok, yani özel getirdiler. Yani adayız ya biz. Hı hı. Çanta belediye başkanı aşağıya çektiler. Koltuğa oturdu. Ben çıktım bu sefer. Benim ayaklarımdan da tuttular. Hı hı. Tabii. 5 kilometre. Ayçiçek tarlalandı. Selamlayarak. Popopopopopo rüzgar böyle. O ilk heyecan verdi. Şey ya, yani daha ben köye 5 kilometre kala yerden çıktım. Tarlaları selamlıyor. Peki orada oy potansiyeliniz ne oldu? Onu anlatıyorum. Köye girdik. Her neyse. Köyde mahalle aralarına girince arabayla, konvoyla yol böyle düştü. Seviye düştü. Bahçe çitleri var, avlu diyoruz biz. Orada tam geçiyordum işte, evleri selamlıyorum. Halk tarlada, kırda, bayırda çiftçilik yapıyor ama yani evleri de selamlamak benim için mutluluk veriyordu. Bir iki kişi gördüm, daha fazla kollarımı kaldırıyordum. Daha fazla kollarımı kaldırıyordum. Fakat tam bir bahçenin hizasından geçerken gayet... Sen onu yaparsan ben sana bunu yaparım. Hayır be, yok güzel dedim. Şöyle ya, uyurken şöyle bir gözünü açtı. Ondan sonra iki gözünü birden açtı. Kocaman bir kangal köpeği. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Arka ayaklarını şöyle bir sıyırttı. Bov etti, zincir koptu. Baktım geliyor. Aşağı dedim, bırakın ayaklarımı. Ben çöktüm arabanın içine, köpek geçti üstümden uçaraktan. Arka ayakları içeri düştü. Ben de tuttum, dışarıya attım, tavanı kapattım. Arkadan da bir abimiz, başkan sen kurtsun, kurt köpekten korkmaz, ısır onu dedi. Ay Allah ya. Ne ısırıyorsun be? Kafa gidiyorduk kendine. Tavuk ısırıyorsun sanki değil mi? Tavuk ısırır gibi bir şey söyledi Ercan abi. Harika ya. Akşam hikayeye geç kaldı o şey olaydı. Biz kaçırdık orayı ya. Biz kaçırdık orayı. 9 ha. 9 mu oldu sen? Ben yavaştan bu ortamı alayım. Kapatsın. Kapalı zaten. Kapalı zaten. Böyle içim rahat olsun. Yok, bana...